Merhabalar arkadaşlar, Pratik Yemek Tarifleri Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün 5 dakikada yapılan şahane bir kurabiye tarifim var. Ağızda un gibi dağılmasının yanı sıra şahane bir lezzete sahip bu kurabiyeyi denedikten sonra bir daha kurabiye satın alacağınızı düşünmüyorum. Yani şöyle söyleyeyim, 5 dakikada yap ve bu kadar güzel olsun diyecek söz bulamıyorum. Bu tarifi mutlaka ama mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Hadi o zaman bu güzel kurabiyeyi nasıl yapmışım hep birlikte izleyelim. Kurabiyemiz için yoğurma kabına 150 gram yumuşak tereyağı almakla başlıyoruz. Üzerine bir tane yumurta, bir çay bardağı sıvı yağ ve bir su bardağı pudra şekeri ekleyip tereyağını biraz eziyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken nokta kullandığımız katı yağın oda ısısında beklemiş, yani yumuşak olması. Margarinle olmaz mı derseniz form ve görüntüsü olarak aynısı olur. Ama lezzet ve sağlık açısından tereyağı ile yapmanızı tavsiye ederim. Katı yağ biraz ezdikten sonra üzerine bir paket kabartma tozu, bir paket vanilya, bir su bardağı un ve 3,5 su bardağı nişasta ekleyip kaşıkla biraz toparlıyoruz. Nişastanın tamamını bir anda değil de yedirdikçe eklemenizi öneririm. Özellikle son yarım bardağı. Hamuru kaşıkla biraz toparladıktan sonra kaşığı çıkartıyoruz ve bir çay bardağı pasta sosu ekliyoruz. Sanırım kakaolu çubuk pasta süsü diye satılıyor. Pasta süsünü de ekledikten sonra elimizle yoğurmaya devam ediyoruz. Ben tüm ölçüleri birebir veriyorum. Tutmaması mümkün değil ama yine de hamurun olduğunu anlamanız çok kolay. Hamur eriği yapışmayı bıraktığı anda olmuş demektir. Hamuru yoğurma işlemini tamamladığımızda gördüğünüz gibi ele yapışmayı bırakıp pürüzsüz bir form alıyor. Yapımı gerçekten çok kolay. 2-3 dakikada, bilemedim, 5 dakikada hamuru çıkartabilirsiniz. Zaten bu aşamadan sonra tek yapmamız gereken yuvarlayıp tepsiye dizmek. Pişerken kendisi şeklini alıyor. Çatlayan yerlerden çıkan pasta süsü kurabiyeye ayrı bir hava katıyor. Gerçekten denenmesi gereken müthiş bir tarif diyebilirim. Kurabiye hamurumuz tam bir tepsilik. Ceviz büyüklüğünde kopardığımız parçaları yuvarlayıp kabarma payı bırakarak tepsiye diziyoruz. Tepsiye dizerken ben hiç yağ sürmedim. Yapışma yapmadı ama tepsiye yağ sürülürse zarar etmez ya da pişirme kağıdı serilebilir. Kurabiye hamurunun tamamını yuvarlayıp tepsiyi doldurduktan sonra pişirmeye gönderebiliriz. 180 derece fırında 18-20 dakika arası pişiriyoruz. Bazı fırınlar çok yavaş, bazıları ise çok hızlı pişirebiliyor. Süre veriyorum ama kullandığınız fırının hızını bilmediğim için kontrol ederek pişirmenizi belirtmemde fayda var. Bu güzel kurabiyeyi deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Videoyu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz yeni gelecek birbirinden güzel ve pratik tarifleri kaçırmamak için kanalıma abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Videoyu sonlandırmadan önce tariflerimi izleyip yorum yapan herkese yürekten teşekkür edip kucak dolusu sevgiyle selamlıyorum. Bir dahaki tarifte görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.